Merhaba değerli Kodlama Vakti takipçileri. Java'da hastane otomasyon sisteminde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasıl devam edeceğiz ona bir bakalım. Biz bir önceki dersimizde doktor yönetimini yapmıştık. Kısaca hatırlayacak olursak sistem üzerinde yeni doktorlar ekleyip bunlara kullanıcı oluşturabiliyorduk. Daha sonra bunları güncelleyebiliyorduk şu şekilde. Ya e buradan tıklayıp buradan silme işlemini gerçekleştirebiliyorduk. Şimdi ise yapmamız gerekenler bizim klinik. Yani poliklinikler eklemek sisteme. Yani sistem nasıl işleyecek aslında? Ee, sistemde bir de poliklinik klinikler olacak. Bunları yine başhekim ekleyecek sisteme. Bu eklediği klinikleri doktorlar atayacak. Bu doktorlar atayarak e, hastalar poliklinik üzerinde doktorlardan randevu olacak. Gerçek hayatta da bu böyle diye biliyorum. Yani biz hastaneden randevu almaya kalktığımızda ilk önce kalp hastalıklarından randevu alıyoruz. Yani oraya tıklıyoruz. Daha sonra oradaki bir doktordan randevu alıyoruz. Hastalığımıza, rahatsızlığımıza göre. O yüzden bizim şu an bir poliklinik eklememiz gerekiyor. Bunun için ben veri tabanıma yeni bir alan ekliyorum. Adına klinik yani klinik İngilizce kullanmaya e, önem veriyorum ve klinik, klinik adında bir tablo oluşturdum. Bunun bir ID'si olacak kliniklerin. Ve bunlar primary olacak ve otomatik artacaklar. Auto increment ve bir de kliniklerin isimleri olacak. Ne diyelim? Klinik name uygun herhalde. Evet, name uygun. Buna da varchar verebiliriz. 255 uzunluğu yeterli. Nala izin vermeyelim. Varsayılan da nal olsun ama nala izin vermiyoruz zaten. Aslında evet şunu kapattık. Evet. Varsayılan yok. Mecbur bir klinik ekleniyorsa da ismi eklenmek zorunda. Kaydettim. Artık benim kliniğim burada oluştu. Şimdi gelin sizlerle beraber sistemimize nerede bizim hastane otomasyon içerisinde model içerisinde artık klinik modelimiz oluşturalım. Bunları zaten daha önceki derslerimizde sıkça yaptığımız şeyler. Klinik adında bir sınıf oluşturuyorum ve bu sınıfımın private olan integer id'sini ve private olan string name'ini oluşturuyorum. Daha sonra bununla ilgili bir constructor oluşturacağım. Getir setir metotlarımı oluşturacağım. Source'un içerisinden hızlı bir şekilde halledebiliriz. Getir setir metodlarımı oluşturdum. Şimdi bir constructor'larımı oluşturayım. Bir de boş constructor'ım da olsun şu aşamalar. Şimdi biz buraya e, veri tabanı klinikle ilgili veri tabanı işlemleri yazacağız. Ama ondan önce gelin biz başhekim GUI yani başhekimin arayüz sayfasında klinikle ilgili yapımızı oluşturalım. Şimdi buraya yeni bir eee panel ekliyorum. Buna da e, wrapper yani kapsayıcı bir e, ne olacak? Klinik Diyorum Kapsayıcı klinik yapısını kapsayan bir yapı. Buna çift tıkladım. Benim şurada new tab diyor. Buraya ise neydi? Sistemi sütçü poli klinik ver. Şunu da şuradan alacağım. Şunun yanına gelmiş. Bu table doktorla ilgili şeylerin metot şu şunun altına yazabilirim. Bir sıkıntı olmayacaktır. Polikinikler adında bir yapımız oluştu. Bunun da absolute layout verelim. Daha sonrasında buraya bir school pane ekleyelim. Neden school pane ekliyorum? Şuraya alacağım şu şekilde. Buraya ben polikiniklerimi ekleyeceğim. Şöyle 260 sanırsam iyi. Güzel. Daha sonrasında Bakalım evet güzel. Şuraya bir yapay ekleyeceğiz ama şunun arka planını da ben tekrar beyaz yapayım. Beyaz yaptık. Bunun içine bir JT table ekliyorum. Neden sukul kullandık? Çünkü bu tablo uzadığında aşağı doğru indirebilme sukul. Yani bizim sağda solda kullandık aşağı indirme yani kodumu açtığımda şu sukul sukul bizim için oluşsun diye bir sukul yapısının içine koyuyorum. Buna da mesela Sukru Klinik diyelim adını verelim. Ya da şöyle verildik isimlerin isimlendirmeydi ve Sukru Klinik. Ve onun içindeki bizim Table Klinik. Yani klinikleri yönettiğimiz bir tablo. Demek tablo ismimiz de aynı. Doğru Table Doktor. Güzel. Ben e, bu table'ımda artık kliniklerimi listeleyebileceğim bir yapı mevcut bunu gelin şuraya da text box'ımızı ekleyelim. Onu da şuradan alabiliriz. Çünkü aynı yapıda, aynı boyutta olacaklar. ile basarak ikisini seçiyorum. Bakın bir tanesine bastım sonra ile basıp tutuyorum. Bunu seçiyorum ve CTRL'e C diyorum. Kopyaladım. Daha sonra polikliniklere geldiğimde CTRL'e V'ye bastım bıraktım. Bakın bıraktıktan sonra bakın hiçbir şey tıklamadım. Bundan böyle geldi. Şuraya bunu ekleyebilirsiniz. Burada ben poliklininin ismini girilmesini isteyeceğim. Poli Klinik ismi. Poliklinik adı diyelim. Daha doğru olur. Bu da benim field'ım. FD'de klinik name olsun. Klinik adını aldım. Bir field. Daha sonra bunun altına bir tane de ekle butonu ekleyelim. Şunu alıyorum yine. Şuraya. Kopyalıyorum. Hatta şunların da boyutunu böyle ikisini toplu şeyi küçültebiliyor muyum? Evet küçültebiliriz biraz. Güzel. Bu şekilde ekledim. Buraya ekledik buraya yazdık. Niye burayı boş bıraktım diye soracak olursanız. Burayı da aslında scroll penlerine ekleyeyim. Şuraya bir tane daha scroll pen ekleyeceğim. Hop şuraya oldu. şu var, Buraya da bu polikliniklerdeki doktorları ekleyeceğim. Şuradaki bir şeyler ekleyerek. Ee, oraya da şimdilik poliklinik ekleyelim. Burası da dursun böyle. Bu neydi? btn et evet, klinik. Tamam. Süper. Ben buraya yazdım. Buraya eklenecek. Gelin e, ilk önce şu kısmı yapıp database'de eklenip bakalım. Daha sonra buraya çekimini sağlayalım. Ne yapmam lazım bunun için? E, eklenin, yani buton eklelinin action'ına ben database'e ekleme yapısı yazmam lazım. Ama bunun için ilk önce klinik içerisinde bizim e, yapıyı oluşturalım. Nasıl? Daha önceki diğer e, şeylerde de oluşturduk mesela user'ın içerisinde ki başhekimin içerisinde mesela gördüğünüz gibi get doktor listedik mesela. E, biz de e, şunu alıyorum. get doktor liste Bakın tekrar tekrar yazıp da size vakit kaybetmeyin ama ben yine sizin kafanız karışmaması için şöyle şurayı baştan yazabilirim. Ne olacak benim? User değil klinik içinde klinikten doğan nesneleri tutan bir array list oluşturuyorum. Get list diyorum bunun adına da. Bu array list benim için bir klinik tutacak. Daha sonra ben bunlardan database'den çekip array listini açıp atıp daha sonra bu ele listini geri döndüreceğim bu metotta. Ne yapmamız lazım bizim burada? Tabi şu yüz şeydeki gibi, baş ekimdeki gibi. Buraya database'lerimi eklemem gerekiyor şurada. Görüldüğü üzere. Tabi bu da user'dan. Şunu da alalım. Şunun içerisine. Bakın database sınıfımı dahil ettim. Statement'larımı result setlerimi default olarak burada oluşturdum. Çünkü her defasında tekrar tekrar oluşturmakla uğraşmayacağım. Tabi bunları şuraya da almanız daha da uygun olur bence. Burada sınıfa ait variable'lar dursun. Bunları burada yazdığım için tüm metodlarda kullanma durumundayım. Ve try catch'imi yazıyorum hemen. Bakın bunu da e, bu ders için kendim yazıyorum. Daha sonra bunları kopyalayacağım. boşa vakit kaybetmeyelim. Zaten öğrendik her şeyi. Try catch'imi yazdım. Bu exception da tabi. E, ne oldu? SQL exception try catch. Tabi daha diyor e, SQL yazmadım içerisine. Şimdi st yani benim statement'ım connection create statement bir tane statement oluşturuyorum. Bunları yine önceki derslerimizde öğrendik. st.execute query deyip ben buraya sorgumu yazıyorum. Diyorum ki select yıldız from klinik tablo ismini küçük yazın. Daha sonra bir while döngüsü oluşturuyorum. next. Yani burada bir iterator mantığı ile bir sonrakine bakacak sürekli. Objem benim yeni bir şeyden oluşacak. Klinikten oluşacak. Değil mi? Boş oluşturabilirim. Sonra objemin set id'sini rs.get int diyerek database'den gelen id tablosu kolonunu alabilirim. Objemin içine tekrar set name'ini değiştireyim. Değiştirdim. Sonra get string diyerek de name'ini alabilirim. Daha sonra bunu da listemin içine eklemem gerekir bu objeyi. Doğru mu? Doğru. Bir hata var mı? Şu an için bir hata görmüyorum. Burada e nokta print stack track diyerek de herhangi bir SQL'de hata alırsak bize bassın. Görelim. Sonrasında final'ı deyip ki bu her defasında çalışacak stack yani yapı st'mizi rs'mizi Daha sonra da connection'ımızı kapatabiliriz. Ve ben bu şekilde aslında bu metodu ile sistemdeki tüm klinikleri çekmiş oldum. Bakın tüm kodu burada boş bir tıkıp e, ctrl Shift F derseniz de bugün kodları otomatik bizim için e, boşluklarını ayarlıyor. Bu da bilmemiz gereken bir bilgi. Klinimi oluşturdum. E, klinimi elimle bir data ekleyeceğim şu an veriye geldim. Elimle bir tane ekleyeceğim görebilmek için. ID'sine bir dedim. Bakın bak reklamadım. ID'sine bir dedim. Adı ne olsun? Göz hastalıkları. Allah kimseleri de buralara düşünmesin. Burada Türkçe karakterde sorun yaratacak. Çünkü nasıl ayarlayacağım? Latin switch değil. UTF-8 General C seçersek Türkçe karakterde de sorun yaşamayacağız diye düşünüyorum. Şimdi bir sileyim seni. Sgeldi falı dam da sevdi Şöyle bir tane şunu eklersem sorun olmayacaktır. Tablomu yapısını UTF-8 Tablonun yapısını da UTF-8'e çevirelim. Daha sonra şimdi ekleyebilirim diye düşünüyorum. Göz hastalıkları. Bakın ekledim mi. Ekletmedi burada neyse. Ee, çok önemli değil. Göz diyelim şimdilik. E, Database'in eklerken bir sorun yaşamayız. Bunda öyle bir şey yapmış mıydık? Container Application. HDSQR <laughs> biraz ıı, sıkıntıya düştü. Çakıştı. tekrar. Normalde yapmazdı çok ama. Şöyle alalım. Klinik dedim. Bu tefrizin genelisi yapımda mevcut. Şimdi tekrar yazmaya devam edebiliriz veriyi çekip nasıl aktarıyorduk ben başhekim GUI'nin içerisinde? Bunu şimdi default model oluşturuyordum en yukarıda hatırlıyorsanız. Bakın burada doktor için oluşturun değil mi? Alın şunu. Bunların başına da yazın. Doktor model diyeyim mesela. Ama ben önce şurada bir tane private default table model oluşturuyorum. Bu benim klinik modelim olacak. Çünkü klinik Data çektiğim klinikleri bu modelin içerisinde saklayacağım. Şurayı doğru yazamadık. Default olacak. Daha sonra Private içinde Object türünde bir array olması için Klinik Data deyip buna da varsayılan değeri Null yapacağım. Başka bir şey eklemem için gerek yok sanırım şu aşamada. Daha sonra şurayı alın. Uğraşmayın arkadaşlar. Ne kadar az kod yazarsak bu kadar değil. ne yaptığımızı biliyoruz sonuç olarak. O yüzden Sıkıntı yok. Ama gelin yine baş yine öğrenmek adına burada da kopyalamadan ben baştan yazayım bunları sizler için. Bu doktor modelim değil benim artık klinik modelim oluşacak. Ne yapacağım? Ben yukarıda oluşturduğum bir yapı vardı. Neydi? Klinik modelimdi. Gelin o klinik modeli yazalım. Klinik model. Yukarıda tanımadım zaten. Niye? Burada artık bir atama yapıyorum bunu daha sonra object klinik call ya da call klinik name yani klinikin içindeki kolonların isimleri ID ve name var ya iki tane onları tanımlayacağım. Bu benim yine iki boyutlu olacak object. Daha sonra ben kol klinik sıfırıncı elemanı benim ID'mi şöyle yazabilirim. Kolonun, kol kliniğin birinci elemanı ise benim name. E, name değil tabi klinik poli klinik adı. adını taşıyacak. Daha sonra ben klinik modelimin set column identifier yani kolonlarını içine bir array atıyorum. Bu array'im zaten şunda ne olacağını söylüyor. Bunu bunun içine esayen ediyorum. Yani atama yapıyorum. Daha sonrasında klinik data mı yukarıda oluşturmuştum. Klinik data. Ben burada artık atamasını yapıyorum. Tekrar object türünde şimdi object taşı iki boyutlu bir data. Ne yapıyorum? For int. Ama for yazmadan önce artık ben hangi sınıftan çekeceğim modelden? Klinik modelden çekeceğim için verilerimi şurada ki hatta şurada da yapabilirsiniz. Klinik eşittir. Klinik eşittir. New klinik. Yani boş bir klinik nesnesini burada tanımlıyorum. Sınıfından. Tabi bunu da import etmemiz gerekli. Modelin içerisinde. Şuradan baktığımda modelin içindeki her şeyi import edelim bu şekilde. Neredeydik? Şuradaydık. Kaydedim. For. Integer i eşittir sıfır. i küçüktür. Klinik nokta. Get list bakın metodu buraya geldi. Nokta. Size'ı kadar. Ne kadar veri varsa içinde dönecek. Bu for döngüm. Her döndüğünde benim klinik datamın içerisinde bunu ekleyecek. İlk verimiydi. Klinik get list'in yani listeyi getiriyorum. Get i'ninci elemanını döngümdeki i atıyorum ve get id diyerek. Ben e, bu şekilde klinik data içerisine artık id'lerimi atıyorum. Aynı şekilde klinik data'nın birinci elemanına aslında ikinci elemanı birinci indeksine klinik get nokta i.get e .get, e, name diyerek ismini de getiriyorum. Daha sonra klinik modelimin içine bunları sallıyorum. Add row. Salladık. Daha sonra yapmam gereken burada bir şey yok. Şu aşamadan gelip ben bu modeli klinik modelimi en aşağıda oluşmuştu sanırım ki bulamazsanız da dizayna gelin. Buradan bunun içerisinde ve klinik içerisinde SQL'in içerisindeki table klini çift tıklayın buranıya geçiş yaptı. Çift tıklayın buraya geldi ya bunun içine klinik modeli atayabilirsiniz. Şimdi çalıştırdığımda umuyorum ki bir hata almam. Dediğimde hata aldım? Bakalım. Hatamız nerede? Create statement demiş. Klinik Java 35. Burada bir hatayla karşılaşmışız. Create statement is called closed connection. Neymiş sorunuz? Bakın bunu daha önce oluşturmuştuk. Mesela burada Tabi. Sanırım şurada, şurada değil de. Şunun içinde oluşturursak bir sorun kalmayacak. Çünkü bu buranın içerisinden geliyor, bunun içerisinde çağrı diye düşünüyorum. Bakalım. Bu değil. Bir hatamız daha mevcut. Seni şu yukarıya alalım. Bakın bir sıkıntı olmadı. Bunu buraya aldığım zaman. Bakın göz diye burada geldi zaten. Şimdi ben burada veri ekleyerek buraya bir şeyler girerek aynı şurada yaptığımız işlem gibi buraya veri ekleme yapmam lazım. Bunun için buraya bir e, kliniğe ekleme metodu yazacağız. Neydi? Bunu da e, gelin başhekimi içerisinde et doktor demiştik. Mesela boolean. Gelin yapalım. Artık bunu da yazmıyoruz. Öğrendik. Et klinik diyelim. Kliniğin ne oluyor? sadece name'i oluyor. Strict name alıyorum. Insert into clinic içerisine, clinic içerisine name'ine soru işareti. Ben de prepare statement yapacağız. Seni de alıyorum tabi burada. Şunları da siliyorum. Neydi benim ilk soru işaretime? Dışarıdan gelen name eklenecek. Doğru mu? başka hiçbir şey yapmadım gördüğünüz gibi. Ve tıkır tıkır artık ekleme metodum çalışıyor. E, elimizdeymişken silmeyi de yapalım. Silmeyi de alıyorum. Aslında silme insert de aynı yapılaydı. Delete klinik diyelim. Clinic içerisindeki ID'si şu olanı değiştir. Sil. Şu connection'ı da alalım. Bunun içerisine arkadaşlar bu da oldu. Hop hop. ID aynen. Başka hiçbir değiştirmeme gerek olmadığını düşünüyorum. Şu aşamada. Bir de update'imiz vardı. Update'imizi de alalım. Bunu da yazalım. Bir daha bir daha bu kliniğe uğramayalım. Klinik modelimize. Update. Klinik diyorum. Klinik ne update olur? Sadece ismi update olur. O yüzden ama ID'yi de bilmem gerekli. String name diyeceğim. Update clinic tablosundan name'ini değiştir. Daha sonra ver ID'si şu alanına. Yine connection'ımı bunun içerisine dahil ediyorum. Ne yaptık? Connection bla bla bla. Name. Bu da ID gelecek. Buraya da daha sonra şunları silersem. Şunu da set int yaparsam hiçbir sorun kalmayacaktı. Buraları niye hızlı geçtim? Buralarla ilgili çok örnek yaptık. Çok e, aynı şeyleri yazdık. Bir de aynı aynı şeyleri yazıp sizi de sıkmak ve kodu da uzatmak istemiyorum. Geldik buraya. Klinik'i ekledik. Şimdi ne yapmam gerekli benim yine? Buna çift tıkladığımda klinik e, için e, ekleme yapmam gerekiyor. Ne yapacağız? Diyorum ki if eğer field neydi? Klinik name değil mi? Klinik e, name get text nokta line'tir. Eşittir sıfırsa burada bir değer yoktu. Bana bir değer gelmesini isteyeceğiz. Ne diyordu? Helper nokta. Helper nokta. Şu mesajımın içerisinde fill değil mi? Hatırlayamadım şu an. Fill evet. Düzenli, tüm alanları doldurun şeklinde uyarımızı gösterir. Değilse artık veri tabanına işte, e, ekleme işlemi yapabiliriz. Bunun için Klinik. Klinik yukarıda çağırmıştım ya. Et klinik içerisinde field klinik nokta get pardon field klinik nokta get text alıyorum. Bakın bu zaten bana boolean true false döndürecek şurası. Tabi try kitchen için içine almamı isteyecek. Ne yapıyorduk? Bunu başka bir değişken alıp da yapabiliriz ama şu an iyidir. Şu aşamada. Artık biraz daha az kod yazmayı öğrenmeliyiz. Ekleme sağlanmıştır. Success diyerek ekleme sağlandığını gösterebilirim. Daha sonra field clinic adı set name set text mi null yapabilirim. Daha sonra da artık clinic tablomu güncellemem gerekli. Ne yapmıştık? Size bir yapı göstermiştim ben. Şurada olduğu gibi aslında. Ben buraya public void update clinic model adında yapımı yazıyorum. SQL exception'ı da yazalım yazmıyorum. Zaten bana kendi ekletecek. Yazmaya gerek yok. Ben e, default böyle aşağı ineyelim. Default table model e, sınıfından clear model adını. Çünkü bir temizleyeceğim içerisini. Sonra tekrardan ekleme yapacağım. E, table clean'in get nokta modelini getir diyorum. Lakin bunda bir type casting yapmamız gerekiyor. Başına bunu yazmamız gerekiyor. Daha sonra clear modelimin set row count'unu sıfır yaptığımda içindeki artık tabla table cleaning içerisindeki tüm verileri siliyorum. Daha sonra şu for döngümle tekrar içine atama yapacağım. Nerede? Şu. Başka yaptığım bir şey yok. Gelin bu bu iş mi? işin gerçekten en hızlı ve basit işlemi bu olduğunu düşünüyorum. Daha basit bir yöntem bulursanız yorumlarda belirtin biz de yararlanalım. Ben bunun için çok düşündüğümüz üzerinde. Tabi bazı framework'te kullandığı da daha basit olabilir ama bizim şu an Civic ile yapabileceğimiz en minimal şekilde bu olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Daha sonra bu update clean'i şurasının şuranın içine çağıracağım. Moda. Gelin denememizi yapalım. Poliklinik. işlem başarılıydı. Gördüğünüz gibi ekleme sağladık. Süper. Şimdi biz ne yapacağız? Bunları güncelleyebilir veya silebiliriz. Gelin burada size şimdi dikkatlice dinleyin burayı. Size tavsiyem. Farklı bir yapı öğreteceğim. Nedir bu yapı? Bunlara sağ tıkladığımızda bir pop-up menü açtıracağız. Bu pop-up menü de düzenle ve sil olacak. Ve bunları düzenlediğince yeni bir ekran açıp düzenleteceğiz. Ve silince de silme işlemini gerçekleşeceğiz. Gelin bunu nasıl yapacağımıza bir göz atalım. Bunun için bizim bir pop-up menü oluşturmamız gerekiyor. Pop-up menülerle ilgili e, kafanız oturmayan şeyler varsa önceki derslerimizde baktığınızda orada J pop-up menü derslerinden e, izleyip tekrar bilgi sahibi olabilirsiniz. Tablo klinin oraya geldim. Bunun yukarısına bir pop-up menü oluşturacağım. Nasıl bir oluşturacağım? Burayı elle yazacağız arkadaşlar. Bu tarz şeyleri. Şimdi klinik menü diyorum adına. Ve yeni bir j popup menü. Ve bunun içine bir tabi yukarıda da tanımlanması gerekli. Böyle de yapılabilir. Bu doğru bir yaklaşım değil. Şu yukarıya private olarak j popup menü klinik menü tanımlayalım. Aşağıda hatadan kurtulmuş oluyoruz. Nerede Neredeki? Allah bilir. Orası. Table. Doktor. Table. Şurada. Evet. Bunun içine J menüyü tam verim atacağım. Bunu derslerden yani içine bir eleman eklemek için menü yazıyordum. Buna da ben mesela update güncelleme için mesela update menü diyorum. Yine bir J menü item oluşturuyorum ve constructor'ına da güncel yani string'ini yazıyorum. Güncel. Daha sonra aynısını alıp kopyaladım şuraya. Delete menü. Bu da sil olacak. Tamam arkadaşlar. Sille ile bastığında da bu çalışacak. Daha sonra ben klinik menu nokta et deyip Update menüyü ekleyeceğim. içerisine klinik menümün içerisine bir de delete menüyü ekleyeceğim. Güzel. Bu şu an Barcelona ama hiçbir yerde gözükmeyen bir popup menümüzü oluşturduk. Şimdi ben bu popup menüyle nasıl bu tabloma sağ tıklandığında bu menüyü nasıl açtıracağım? Bunun için table clinic'in içerisinde. table clinic doctor, .set component pop -up menü diye bir şey var. Yani diyor ki bu table'a bir pop-up menü atama yapabilirsin. Yani ben table'ın üzerinde bir sağ tıklandığında senin atadığın menüyü çıkartabilirim diyor. Bu fonksiyonla. Bunun içine de klinik menü atıyoruz. Güzel. Şu an bakalım nasıl bir çalışma içerisindeyiz. Geldim. Bakın sağ tıkladığımda çok güzel bir şekilde e, tabi bunları click bu özelliğine bir şey vermedik ama e, Burada böyle bir yapı oluşturduk. Şimdi gelin ben bundan sonra oralara tıklandığında nasıl işlem yapacağımı size söyleyeyim. Nasıl ilerleyelim düşünüyorum. İlk önce silme işlemiyle başlayalım. Ama benim şunu bilmeye ihtiyacım var arkadaşlar. Ben burada bir yere sağ tıkladığımda şurada hangisine sağ tıkladığımı bilmem gerekiyor. Bunun için de bir kod yazmamız gerekiyor. Bu çok aşina olmadığımız bir kod olabilir. Ama emin olun çok da zor bir şey değil. Ben buraya tıklandığında nerede olduğunu, yani ben seçilen row'un ne olduğunu güncellemem gerekiyor ama e, gelin ilk önce güncelle işlemini yapmak için bir tane GUI oluşturalım. Yani bunu güncellediğinde bir menü açılacak. Popup. E, orada ben güncelleme işlemi yapabileceğim. Gelin e, View'un içerisine yeni bir J frame oluşturuyorum. Adına da Update klinik GUI verelim. Bunun yapısı nasıl olacak aslında? Biraz küçülteceğiz. Çok büyük bir yapıya ihtiyacımız yok açıkçası. Asla kaçı kaç yapalım? Hmm. Şöyle şuradan direkt oluşturuyorum. 225'e 150 iyi gibi sanki. Evet. Zaten bir text box gelecek, bir de kaydet butonu gelecek. O yüzden çok büyük yapmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Tabi bizim gerek her zaman kullandığımız fontları gelin şuradan alayım bir tanesini. Tıkladım CTRL-C dedim. Hiçbir şey yapmadım. CTRL-V dedim ama önden önce şurada bunları bir absürt vermem lazım. Şu şekilde şuraya ekleyebilirim. Poliklinik adı. Güzel. Şuraya da bir tane butonumuzu. Aynı şeyleri kullanmaya çalışıyorum genelde. Bütünlük bozulmaması için. Şunları da şöyle büyütebilirim. Şunun adına düzenle. Bunun adına field. Klinik diyeceğim. Bu şekilde update işlemi gerçekleştirebiliriz. Lakin şimdi ben bu kuyu açıldığında ne yapmam lazım? Bunun içine bir klinik. Yani bunun içine ben bir klinik atacağım. Klinik objesi. O klinik objesinin üzerinden işlem değişiklik yapabileceğim. Nasıl yapıyorduk bunu? Aynı başhekim gün nasıl atmıştık? Private statik bir klinik oluşturuyordum içinde. Statik çünkü her yerde çağrılabilsin diye. Şu şey küçük olacak. Daha sonra şurada e, bu constructor yani bu application nerede çağrılıyor ise constructor'ına bu kliniği şuradaki kliniyi alıp buraya atıyordum. Tabii ki bundan önce model içerisindeki klinik import etmem gerekiyor. Attıktan sonra tabii bu da burada bunu isteyecek constructor'ın içerisinde klinik klinik adında ve artık bir işlem, yani bir sıkıntılı bir işlemimiz kalmadı. Şimdi yapacağım işlemler aslında çok basit işlemler. Geleceğim buraya. i̇lk önce şuraya benim varsayılan değerine bir atama yapmam gerekiyor. Nasıl olacak? Bu da çok basit. Şimdi bu field clinic name'in set textine benim buraya bir klinik nesnesi geldi ki bu klinik nesnesinin name'ini getir bu kadar. Yani orada çünkü açtığımızda düzenlemek istediğimizin kliniğin yazısı otomatik olarak bize çıkması lazım. Daha sonra ben buton düzenle değil de btn neydi? Update klinik. Buna çift tıklıyorum. Benim burada inventim açıldı. Ne yapıyorum? Çok basit aslında. İlk önce kullanıcıya şey, şey sorabilirim. Helper confirm. Yani yapmayıktan emin misin bu işlemi? Confirm. Tabii helper'ı da dahil edelim. Şuna yazayım bir saniye. Niye böyle yapıyor? Bu helper'ı helper'ın içerisinden dahil edeyim. Şuna da şur sure, emin misin? Sure. Verelim. Eminse klinik nokta update klinik ID'ni benim kliniğimin get ID'si yani buraya gelen klinik kliniğin get ID'si aynı şekilde e, field klinik name nokta get text diyoruz. E, Tabi bunu bir if içerisinde bir yazalım ya gerek yok. Try catch içerisinde yazdım helper show message deyip success deyip bu sağlandıktan sonra ben şu an yanlış yazdık success dispose etmem lazım. Dispose neydi? Login'de de hatırlayacağınız gibi bu frame'i kapatıyordum. Şu an burada yapmam gereken başka hiçbir işlem yok. Gelin biz buraya hani bu GUI'ye nasıl artık veri aktaracağımıza bakalım. Baş ekim GUI'me geri dönüyoruz. Sağlıyorum. Daha sonra source kodumuzu açıyoruz. Ben nerede? Clinic name. Oluşturduğum menülerden update menünün on kliğini artık bir şey yani action listener'ına bir şey yazmam gerekiyor. Update menü. Yani bu menüde update'e tıklandığında et action listener'ın içerisine actioner interfeysinden Ekin performantına bir değer yani bir işlem yapmam gerekiyor. Burada yapacağım şey aslında çok zor bir işlem değil. Ne yapacağım? Seçilen veriyi alacağım. Daha sonra bu veriyi bulup benim kliniklerimin içerisinde buranın içerisine atacağım. Ama ben bu butona tıklandığında hangi kliniğe tıkladığını anlayabilmek için satırlarda bir işlem yapmam gerekiyor. Gelin onu bakalım ilk önce. Bu da yeni öğreneceğiniz bir yapı diyebiliriz. Şimdi ben table cleaning'in cleaning'in mouse listener'ına yani bu tab table cleaning içerisindeki mouse tıklama olaylarını bir dinleyeyim. Nasıl dinleyeceğim? Et mouse listener'ına e, mouse adapter mouse adapter yazacağım. Ve mouse adapter'ımın içerisinde zaten boşlukta Ctrl Space'e bastığımda, boşlukta ctrl Space'e bastım. Burada mouse pressed press yani mouse ıı, pressed fonksiyonunu çağıracağım. Override edeceğim. Şunları silebilirim. Diyelim bunun içerisine nasıl bir şey yazacağız. Şöyle diyeceğim ki: Tıkladığı pozisyon şimdi orada mouse şöyle göstereyim. Mesela ben burada mouse'u şurada sağ tıkladım ya. Buranın şu frame içerisinde bir koordinatı var. Bu koordinat benim için önemli. Bu koordinatta hangi row olduğunu bulacağım. Bunun için bir point sınıfından point adında bir nesne üretiyorum. Point. Bu da benim e, şu eventimi tıklama eventinde şu bana veri taşıyor. E nokta get point diyerek Tıkladığı koordinatları alıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Daha sonra o koordinatta ne olduğunu ben çok rahat bulabileceğim. Point'i de Java AVT üzerinden import edebilirsiniz. Diyeceğim ki integer e, selected row'u mu? Yani tıklana sağ tıklana row'u bulmam gerekli benim. Table clinic'in içerisinde şöyle bir metodum mevcut. Clinic row at point adında bir e, metodum mevcut. Bu da aslında içine point alıyor gördüğünüz gibi. Point neydi benim? Tıkladığım alandaki koordinatları getirecek. Ben de buraya buradaki koordinatları alıp bunun içine atabilirim. Daha sonra diyorum ki table cleaning'in yani select row'un içine attım bunu. Set row selection inter interval olmasın. Evet. Selected row Select Draw. Bunu bu şekilde yazdığım zaman benim nerede sağ tıkladığım anda seçilen şeyimi onunla değiştiriyor. Çünkü bir sağ tıklandığı andaki seçildiği şeyi bulmak için böyle bir yapı sergiliyoruz. Gördüğünüz gibi yeni bir şey öğrenmiş olduk. Şimdi geliyorum update menümün içerisine. Burada biraz işler karışabilir ama ilk önce bir tane integer oluşturacağım. Diyeceğim ki select seçilen ya da sel diyeyim direkt seçilen klinik hangi klinik e seçildi aslında ben bunu seçilen ID alacağım yani seçilen ID almak istiyorum nasıl çünkü bir ID'lerle iş, işlemim olacak diyeceğim ki table klinik get value at bunları daha önce de öğrendik bir value'sunu getir klinik içerisindeki neyi getireceğim table klinik get selected selected row'unu getir ve bunu sıfırın elemanı getir ve bunu to string olarak ver bana. Dediğimde bunu bunları zaten daha önce öğrendik ama buradaki olayımız şu. Şu ikisi birbirle bağlantılı. Ben orada sağ tıkladığımda bir pop-up menü açıldı. O pop menü açıldığında oradaki noktadaki row'u seçiyorum ve selected'ını değiştiriyorum. Yoksa algılayamıyor. Sağ tıkladığımız için o yüzden e, şu getselektik row çalışmadan yani bunu bulabilmek için şuraya ihtiyacımız oluyor. Bu neden? E, çünkü integer parse int dememiz lazım. integer.parse int Bakın hiçbir sorun kalmadı. Seçilen row'u artık ben yakalayabildim. Şimdi ben bu e, table içerisinde e, klinikleri liste olarak tutmuyorum. Yukarıda ne yapıyorum? Şurada en yukarıda hep yapıyoruz ya kliniklerimi elelerin içine atıp bundan sonra modellerin içine atıyorum. Ama burada benim update klinik GUI için bir nesne ihtiyacım var değil mi? O yüzden burada bir tekrardan kliniklerin hepsini getirip aynı ID ile alanı bulup sonra update'in içine atmamız gerekiyor. Nasıl? For int i eşittir 0. i küçüktür klinik nokta list. Ha, şey de olabilir bu arada arkadaşlar. Burada e, klinik içerisinde sadece bir eleman getiren e, yani select yıldız from klinik ver id deyip tek bir eleman getiren de bir fonksiyon yazıp burada da böyle bir işlem yapabilirim. Aslında öyle mi yapsak diye düşünüyorum açıkçası. Gelin öyle yapalım. Nasıl? Şimdi public dedim. Bu geri dönüşle bir klinik döndürecek. Get fetch deniyor daha çok buna. Tek bir veri getiriyor. Integer ay Daha sonra diyeceğim ki şu connection'ımı alıyorum. Daha sonra st connection con create statement oluşturuyorum. rs nokta bir rızat dönecek. st nokta execute query deyip select Yıldız. Hatta şu eski şeyleri büyük yazalım. seyrek Yıldız from klinik içerisindeki ver id'si artı dışarıdan gelen id'yi eşit olan. Tabi bu benden e, try catch diyecek. Senin de bunun içine. Yazalım. Daha sonra ne yapmam gerekli? Yine while rs.next nokta next deyip ben şurada bir tane de klinik oluşturalım. Klinik c diyeyim adına. c işte new klinik oluşturacağım. İçine de rs.get nokta get int id virgül rs.get nokta get string name'imi atacağım. Daha sonrasında bunu return diyeceğim. Zaten e, birden fazla veri gelme ihtimali yok ama e, bir kere bakması yeterli benim için. E, şöyle yapalım doğru. Bir kere bunu tanımlayalım. Boş konstruktörlü. Daha sonra şöyle değiştirelim. C nokta set id'sini rs.get integer id ile değiştiriyorum. c.set name'ini rs.get string name ile değiştiriyorum. Böyle bir çözüm ürettim şu an burada. Daha sonra ben bu seçilen robu bulmak istiyorum seçilen şey. Klinik eşittir new pardon klinik eşittir yeni bir klinik oluşturuyorum burada aslında şu isim seçilen select klinik diyelim select daha sonra bunu nasıl alacağım klinik içerisinde get fetch deyip pardon bu şu an yanlış yerde çok özür dilerim şuradan devam edeceğiz select id atarak bakın bu fetch metodu sonucunda bana bir klinik döndürecek bu şekilde bir atama sağladım daha sonra update Update klinik GUI yani GUI'ma artık bunu atabilirim GUI Update GUI diyebilirim nesnenin ismi çok önemli değil yeni bir Update klinik GUI oluşturuyorum ve daha sonrasında bunun içine ben şu select seçilen klinimi atıyorum mükemmel. Daha sonra bunun şu ayarlarını da yapalım. Update GUI set default cursor JFrame nokta dispose uncallas dedim. Daha sonra bu update GUI set visible artık gözükür yapabilirim. True diyorum. Bu işlemi gerçekleştireceğiz. Bakalım. Artık yani umarım olacaktır diye düşünüyorum. Baş tıkladım. Buraya geldim. Buna sağ tıkladım güncelle dedim de bakın göz geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Aynı şekilde buna tıkladım kalp hastalıkları geldi. Mükemmel. Mesela burada göz hastalıkları diyelim. Düzenle diyelim. İşlem başlı. Burada güncellenmedi. Güncelleyeceğiz. Bunu da yöntemini göstereceğim size. Bakalım burada F5'e basıyorum. Bakın göz hastalıkları diye güncelleme sağladık. Gördüğünüz gibi size farklı bir yapı öğrettim. Bu noktada şundan farklı bir şekilde yaptık. Burada güncelleme işlemini burada yaparken burada ben size yeni bir pop-up menü açtadım. Buradan da kapatabilirsiniz. Şimdi burada bir e, burayı update etmemiz gerekli değil mi? Nasıl olacak bu işlem? E, bu update klinik GUI kapandığı andaki yapıyı inceleyip ben e, aşağıdaki update klinik modelimi güncellemem gerekiyor. Nasıl olacak o iş? Onu söyleyeyim. Diyeceğim ki update GUI yani orayı nasıl güncelleyebilirim? Oranın kapandığını yani o pop-up açılan sayfanın kapandığını dinlemem gerekiyor. Evet. Window Listener diyorum. İçine yeni bir Window Adapter atıyorum. Diyorum ki bu da. Ctl Space'e başladım. Burada Closed window yani Frame kapandığındaki şeyi al. Dinle. Kapandığında ne yapmam gerekti? Benim update klinik modelimi çalıştırmam gerekti. Tabi bu benden try, try catch isteyecek. Çünkü içerisinde SQL işlemleri mevcut. Gelin şimdi bakalım. Çok güzel oldu gerçekten. Buna sağ tıkladım. Güncelle dedim. Kalp hastalıkları diyor. Siliyorum şurayı. Düzenle dedim. Bu işlemi yapmak istiyor musunuz? Evet işlem başarılı. Gördüğünüz gibi güncelleme sağladım. Tekrar sağ tıkladım. Kalp hastalıkları diye düzenleyelim. Ee, gördüğünüz gibi bu işlemi gerçekleştirmek istiyor, istiyor musunuz? İşlem başarılı ve ben artık bu şekilde güncellememi sağlayabiliyorum. Mükemmel. Burada yeni bir yapı öğrenmiş olduk. Şimdi bunları bir de silme işlemini yapmamız lazım. Silme işlemi biraz daha basit. Hatırladığınız üzere e, direkt aslında silme işlemi gerçekleştireceğiz. Gel, e, geldim buraya ben şu an şeylere bakmam gerekiyor. Update menü menünün action listelerine bak dedim. Şimdi delete menünün add action listlerine listener'ına bakmam lazım. Delete menü add evet. action listener new action listener interfeysinden bunu oluşturdum. Ne yapmam gerekiyor? İlk önce bu işlem yapmak isteyip istemediğini tekrar soruyorum. Çünkü silme işlemleri tehlikelidir. Bir onay almak her zaman bizim için önemlidir. Bu da bir kültür halinde size oluşsun istiyorum. O yüzden bu tar her şeyi göstermek istiyorum açıkçası tecrübe ettim her şeyi. Integer seçilen şeyi nasıl alıyordum? Aslında şurada yukarıda aldım aynısını alacağım. Yine burada bir popup menü olduğu için aynı şekilde alıyorum. Hiç sıkıntı var mı yok? If Klinik nokta delete klinik içerisine select id attığımda bu true veya false dönmesi lazım. Eğer true dönerse helper yani silme işlemi başarılı. Show message deyip success diyorum. Burada bir try kitchen alacağım. O yüzden hata veriyor. Bununla beraber update klinik modelimi de güncelliyorum table'ımı. Değilse bir hata vardır diyorum. Helper son message deyip error Veriyorum Bu sefer buna bir try catch isteyecek. Benden evet. Hiçbir sıkıntı yok. Ct ile shit f deyip varsa satır hatalarım onlar da güncellesin. Şu an her şey çiçek gibi sağlanıyor. Geldim buraya. Çalıştırdım. Yeni bir tane ekliyorum. Kulak burun boğaz ekledim. İşleme başarılı. Ekleme işlemi gerçekleştirdim. Güncelle dedim. Bu ağzını sildim burada. Düzenle dedim. Yapmak istiyorum muyum? Evet. Sağladım. Sil dedim. Bu işlemi gerçekleştiriyor musun? İşlem başarılı. Sildi. Gördüğünüz gibi ben üç farklı işlemi hatta dört farklı select seçme delete silme insert ekleme Ondan sonra dedim, update güncelleme işlemlerini sağlamış oldum. 4 dedi tabansal işlemi de burada farklı bir yapı olarak yapıp kullanarak yapmış olduk. Şimdi bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde artık bu kliniklere doktor ekleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağımızı göreceğiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, bunları faydalı buluyorsanız kanala abone olup videoyu da beğenir ve güzel yorumlarınızı dile getirirseniz sevinirim. Siz de bu yaptıklarımı Gerçekten kendiniz yapmaya çalışın. Bakın üstüne eklemeler yapın. Bunlar çok önemli. Siz de bunlarda güzelce faydalanın. Görüşmek üzere.